Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye basın tarihi bugün belki de bir ilki yaşadı. Bir televizyon binası ana kumandasına girilerek yayın kesilmek istendi. Koza İpek grubuna ait medya kuruluşlarına kayyum atanmasından sonra başlayan gerilim tırmandı. Tomalar devreye girdi. Bir medya kurumunun önünde hiç de yaşanmaması arzu edilen kötü görüntüler vardı. O görüntülerin akabinde bugün ve Kanal Türk televizyonlarının yayınları durduruldu. Ya çevir! Çıkar mısın? Kim vuruyorlar? Bırakın! Burası Kanal Türk binasının hemen önü. Burası da yayın odası. Bugün televizyonu genel müdürü, genel yayın müdürü benim. Ben yardımcı oluyor size. Burası benim ana kumandam. Lütfen yayına müdahale etmeyin. Cemaate yakınlığıyla bilinen Koza İpek Medya Grubu'na bağlı televizyon kanallarındaki müdahalenin dozu sertleşti. Ya şu medyayı çekin de yine. Alo. Uzaklaştın. Aslında geceden bu yana polis müdahalesi vardı. Bir insanlık suçu işliyorsunuz şu anda. Memur arkadaşlar, yapmayın bunu. Gündüz de manzara değişmedi. Koza İpek Medya Grubu'nun Mecidiyeköy'deki binasına destek ziyaretinde bulunmak isteyen MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş'la beraberindekilere kapıdaki polis izin vermedi. İçeri girmekte ısrarcı olan MHP'lilerle polis arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Bina önünde gerginlik yaşandı. Protesto için toplanan kalabalıkta polisin müdahalesini sloganlarla protesto etti. Kısa süren gerginlik MHP'lilerin içeri alınmasıyla yerini sakinliğe bırakacaktı ki polis bu kez görüntü alan habercilere müdahale etti. Alo! Uzaklaştın. Basını uzaklaştırın. Basını uzaklaştırın. Basını uzaklaştırın. Uzaklaş. Kanal Türk ve Bugün TV'ye sivil polislerin girmesinin ardından saat 16.30 sıralarında yayın kesildi. Sivil polislerin binaya girişi sırasında Kanal Türk Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros rejiden canlı yayındaydı. Toros, sivil polislerin uydu odasına girdiğini belirterek her an yayınlarının kesilebileceğini kaydetti. Ana kumandamız da cirit atıyor. Personelimize talimat veriyor. Neden? Çünkü öyle bir korku, öyle bir sindirme atmosferinde yaşıyoruz ki. Toros'un konuşması devam ederken saat 16.30 sıralarında iki kanalında ekranı karardı. Öyle bir korku, öyle bir sindirme atmosferinde yaşıyoruz ki bizim personelimiz de höt deyince bunlar pısacak zannettiler. Höt denince hemen bunun gereği yapılacak zannettiler. CHP'li vekil Mahmut Tanal, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve birçok siyasi medyaya ziyarette bulundu. Bu uygulamanın bir defa derhal durması lazım, derhal. Şu kadar yüzlerce, binlerce polisle buraya bir kanala gelip kanalı basmak, gazlamak, coplamak, el koymak. Bunların hangi hukukta, hangi kitapta nasıl bir yeri var anlamakta zorlanıyoruz. Bunların durması lazım. Kayyum kararını yargı almış olabilir. Bu yanlış mı doğru mu? İlgili muhataplar avukatlar aracılığıyla buna itiraz eder. Hukuki süreç işler. Fakat bir kayyum kararını uygulamak bu değildir. Bu aleni bir şekilde basına darbe ile el koymaktır. Mala mülke el koymaktır. Ankara'daki tren garını kana bulayan terör saldırısı bu kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamayla gündeme geldi. Savcılık dedi ki saldırı talimatını Suriye'deki IŞİD terör örgütü verdi ve ekledi. Amaç 1 Kasım seçimlerini erteletmek.
102 kişinin öldüğü, 246 kişinin de yaralandığı Ankara saldırısına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çok sayıda elde edilen dijital materyallerin yaklaşık %5'lik gibi çok az kısmının çözülebildiği kaydedilerek detaylar şu şekilde paylaşıldı. Örgüt, Gaziantep merkezli olarak hücre tipi bir yapılanma modeli oluşturmuştur. Grubun doğrudan Suriye'deki DAEŞ terör örgütünden talimat alarak Türkiye genelinde eylemler planladıkları anlaşılmıştır. Terör örgütünün Mersin ve Adana'daki HDP saldırılarını, Diyarbakır'daki HDP mitingindeki bombalama eylemini ve Suruç'taki bombalama eylemini gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu, bu terör örgütüne Suriye'deki örgüt merkezinden düzenli para akışının olduğu tespit edilmiştir. Bu terör örgütünün yurt içinde daha birçok eylem planladığı, özellikle Suriye'den mülteci olarak gelen ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunmayan Suriyeli gençleri örgüte çekmeye çalıştıkları da kaydedildi. Grubun Suriye'den PKK ve DAEŞ'e karşı olan tüm gruplara yönelik eylem yapma izni aldıkları, aynı şekilde yurttaki Hristiyan ve Yahudilere karşı da eylem yapmak amacıyla aynı ülkeden izin almak için gayret gösterdikleri ve bir askeri üsse yönelik canlı bomba eylemi yapmayı planladıklarının tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık saldırıların amacına dair de açıklamada bulundu. Yaklaşan seçimleri sabote ederek siyasi istikrarı bozmak ve seçim sonucunda çıkacak siyasi tablodan herhangi bir şekilde hükümet kurulmasını zorlaştırmak, hedef seçtikleri kitleye karşı saldırıyı gerçekleştirip, bu sebeple hedef seçtikleri kitlenin marjinal kesimlerini sokağa dökmek, protesto ve eylemleri çoğaltıp ülkeyi istikrarsızlığa, kavgaya ve kargaşaya sürüklemek, bu eylemden devletin sorumlu tutulmasını sağlayarak PKK'nın Türkiye'ye saldırılarını meşrulaştırmak, eylemi başkent Ankara'da gerçekleştirerek Türkiye'ye gözdağı vermek, terör eylemlerini yaygınlaştırıp 1 Kasım genel seçimlerini erteletmek. Şırnak Silopi ilçesinde devriye görevi yürüten polislere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından PKK'lı teröristlerle polis arasında şiddetli çatışma çıktı. PKK'nın 1 Kasım'a kadar aldığı çatışmasızlık kararına rağmen dün gece Silopi'de bombalı saldırı düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracı devriye görevi sırasındayken PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola tuzaklanan bomba uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamanın zırhlı aracın geçişinden hemen sonra meydana gelmesi nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından polisle teröristler arasında silahlı çatışma çıktı. Sokaktaki çatışma sırasında 22 yaşındaki sivil bir vatandaş yaralandı. Silopi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kişi daha sonra Mardin'e sevk edildi. Yaralanan kişiyle ilgili olarak olayın nasıl gerçekleştiği ile alakalı soruşturma başlatıldı. Saldırının detayları ise sabah saatlerinde ortaya çıktı. Caddede büyük bir çukur oluşurken, çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük çaplı maddi hasarlar meydana geldi. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, geleceği inşa etmek için Türkiye'nin tek elden değil koalisyon yöntemiyle yönetilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş'ın bir de uyarısı vardı. Ana ilkelerde birleşerek Türkiye'nin bütün ötekileriyle birlikte yeni bir gelecek inşa etmek mümkündür. En büyük eksiğimiz birleşmek, bir arada durmaktır diye düşünüyoruz. Böylesine çoğulcu bir ulus yapısına uygun bir devlet yönetme modeli ve biçimi, tekçi bir ulusun tekçi bir devleti olur. Çoğulcu bir ulusun çoğulculuğa uygun bir devlet yönetme biçimi olur. Bizim buradaki önerimiz işte öz yönetim, yerinden yönetim, özerklik, kavram olarak neyi kullanırsanız. Yani o yerelde ne varsa ona ilişkin ekonomik, sosyal, kültürel olarak her konuda yetki sahibi bir yerel yönetime ihtiyacımız var. Demirtaş, geleceği inşa ederken önemli değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. Yeni bir anayasada, yeni bir anayasayla, en üst norm olan yeni anayasayla inşa edeceğiz. Ama bütün kanun, tüzük, yönetmelikler, yaşam biçimleri, işte sivil alan, medya dili, eğitim alanından adalet sistemine kadar tamamına da sirayet etmesi biraz zaman alacak. Demirtaş, her şeyin tekleştirilme çabasında olunduğunu, bunun bir adım ötesinin de felaket olacağını savundu. 80 milyonluk ülkeyi tek başına yıllardır yönetiyor ve ben yöneteceğim ısrarla, benden daha iyi kimse yönetemez anlayışı var. Yani biz şu uçta güçlü kurumsal bir demokrasiyi savunuyoruz. Bunlar öbür uçta her şeyin tekleştiği, neredeyse faşizmin kıyısındaki bir anlayışı savunuyorlar. Neredeyse diyorum, çünkü bir adım ötesi artık
buz gibi faşizmdir. Bursa'da yasa dışı gösterilere katıldıkları öne sürülen 7 kişinin evine şafak vakti baskın düzenlendi. Şahıslar gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılıktan aldığı izinle 7 ayrı eve şafak vakti operasyon düzenledi. Osman Gazi İlçesi Emek Mahallesi'nde 10 Eylül günü yasa dışı gösterilere katıldıkları, halkı provokasyona teşvik ettikleri öne sürülen PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca evlerde yer alan dokümanlara da el konuldu. Şahıslar sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. Terör yalnızca asker ve polisi değil, sağlıkçıları da hedef alıyor. Güneydoğu'da sağlık personeli ve hastanelere yönelik terör saldırılarına Bursalı sağlıkçılardan tepki geldi. Vatandaşımızın en temel haklarından olan sağlık hakkının engellenmesine yönelik bu çirkin saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bursa'da sağlıkçılar teröre tepki gösterdi. Çünkü dünyanın en kutsal hizmetini veriyoruz ve bu hizmeti verirken bombalara, kaleşnikoflara, mayınlara muhatap olmak istemiyoruz. İnşallah bu günler gelir geçer, yine güven içinde, huzur içinde, barış içinde yolumuza, hizmetimize devam ederiz. Yalnızca asker ve polisi değil, son dönemde sağlık personellerini ve hastaneleri hedef alan terör saldırılarını protesto etmek için çok sayıda sağlık görevlisi Çekirge Devlet Hastanesi'nde bir araya geldi. Sağlık hizmetlerini engelleyerek devlet kurumlarını itibarsızlaştırmayı amaçlayan bu saldırılar en çok da bölge insanımıza zarar vermekte, onların en temel ve en doğal insani hakkı olan sağlık hizmetlerine ulaşımını güçleştirmekte ve engellemektedirler. Mültecilerin umuda yolculukları bu defa Bursa'da son buldu. İstanbul'dan İzmir'e yola çıkan yaklaşık 100 Suriyeli polis engeline takıldı. Umutları Yunanistan'da. Hepsi oraya geçmek istiyor. Ancak denizde ölüm korkusu yaşarlarken daha çok, karada ise yakalanmak en büyük endişeleri. Böyle olursa umutları yarıda, ceplerinden çıkan paraları ise organizatörde kalmış oluyor. İstanbul'dan İzmir'e, oradan da deniz yoluyla Yunanistan'a gitmekti planları. Bu niyetle başladılar yolculuklarını ancak daha İzmir'e varamadan Bursa'da yakalandılar. Bursa çevre yolundaki tır parkında indirilen ve çoğunluğu çocuklardan oluşan Suriyeliler ortada kaldı. Mültecilerin Yunanistan'a gitmek için kişi başı 2000 euro verdikleri öğrenildi. Polis ekipleri ifadelerini almak üzere Suriyelileri yabancılar şubesine getirdi. Yarın Cumhuriyet'in ilanının 92. yıl dönümü. Cumhuriyet Bayramı öncesi Bursa protokolü heykel Atatürk anıtı önünde Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder'i bir kez daha andı. Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri heykelde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Garnizon Komutanı Seyfullah Saldık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda Bursalı, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Protokolün çelenk sunma töreninin ardından MHP Bursa Kadın Kolları Bursalıları Cumhuriyet'e sahip çıkmaya çağırdı. Bu bayrak, bu devlet, bu cumhuriyet hepimizindir. Gelin şehitlerimizin kanıyla, fedakarlıklarla, kahramanlıklarla temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları olarak geleceğin zaferlerini beraber inşa edelim. Gelin Türk ülküsünü yarınlara beraber taşıyalım. Gelin üzerinde kara bulutlar dolaşan ülkemizin üzerine güneş gibi doğalım. Bilfen okulları da Cumhuriyet Bayramı için özel bir kutlama programı hazırladı. Birbirinden renkli görüntülere Cumhuriyet Bayramı'nın gururu da eklendi. Geçen yıl Nilüfer'de açtığı anaokulun ardından 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Bademli'de açtığı anaokul, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi ile Bursa'da hizmet vermeye başlayan Bilfen okulları, Cumhuriyet'in ilanının 92. yıl dönümünü coşkuyla ve özel bir gösteriyle kutladı.
Bando gösterisiyle başlayan 29 Ekim programı Cumhuriyet Oratoryosu'yla devam etti. Öğrencilerden oluşan koronun tek yürek olup seslendirdiği marşlar konferans salonunu dolduran tüm izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Bilfen Okulları müzik öğretmeni ve sanatçı Eda Özülkü de sesiyle geceye renk kattı. Bilfen Okulları olarak geçtiğimiz sene anaokulumuzla Bursa'ya geldik. Bu sene de Anadolu Lisemiz, Fen Lisemiz, İlkokulumuz ve Ortaokulumuz aynı zamanda bir anaokulumuzla daha Bursa'dayız. Bugün de Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Biz her sene bunu coşkuyla kutlarız. Bugün de aramızda aynı zamanda müzik öğretmenimiz olan Eda Özülkü var. Orkestramız var. Kendi müzik öğretmenlerimizden oluşan bir orkestramızdır. Onlar eşlik etmek için İstanbul'dan geldiler ve bizimle beraberler. Çok heyecanlıyız. Bursa'da olmaktan, bugün de 29 Ekim'imizi büyük bir coşkuyla kutlayacak olmaktan, çocuklarımızla bu heyecanı yaşayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İnşallah güzel yıllar geçirelim istiyoruz. Bursa'da olmaktan hem öğretmenlerim hem bizler çok çok mutluyuz ve gururluyuz. Bursa için büyük otomotiv sektörü içinse ihtiyaç olarak nitelendirilen yeni şehirdeki otomotiv test merkezi için yeni bir gelişme var. Artık geri sayım başladı. Türkiye için prestij ve milli proje olarak gösterilen otomotiv test merkezi için artık gün sayılıyor. Yenişehir için büyük katma değer olacak projede önemli bir aşama kat edildi. Otomotiv test merkezimizle ilgili Sanayi Bakanlığımız nezdinde yapılan çalışmalar artık Türk Standartları Endüstri Kurumu'nca son aşamaya getirildi. Kamulaştırma bedelleri bütün arkadaşların hesaplarına yatırıldı. Şimdi artık süreç bizim gibi kurumların elinde. Şimdi haritaları hazırlanıyor bildiğim kadarıyla ve imar uygulaması aşamasına geldik. Belediyemiz anlamında bütün 1/1000, 1/5000, 1/25000 ve 1/100000'liklerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda son aşamaya geldik. Bundan sonraki süreç artık fren test pistinin yapımı aşamasına da geldi diyebiliyorum. İnşallah en kısa zamanda onun da temelini atmak hep birlikte sizlerle beraber gerçekleşir. Bursa'da böbrek yetmezliği olan 69 yaşındaki Mehmet Çin'i nakil olmayı bekliyordu fakat geçirdiği beyin kanaması sonrası kendi organları bağışlandı. Tam 3 kişiye umut oldu. Bursa'da böbrek yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle böbrek nakli olmayı bekleyen 69 yaşındaki Mehmet Çin'i beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Çin'i 3 çocuk 8 torun sahibiydi. Diyaliz hastası olduğu için böbrek nakli olmayı bekliyordu. Aniden fenalaştı ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye başladı. Beyin kanaması geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşti. Çekirge Devlet Hastanesi Organ Koordinatörlüğü Çin'in ailesiyle görüştü. Aile organları bağışlamayı kabul etti. Kıymetini, değerini bilen bir aileydi. Çok fazla soru bile sormadan organları bağışlamayı kabul ettiler. 3 saatlik operasyonun ardından Mehmet Çin'in karaciğeri 67 yaşındaki bir hastaya nakledilmek üzere alındı. Yaşlı adamın korneaları ise iki ayrı hastaya nakledilmek üzere Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kayseri'de 27 yaşındaki hemşire hastane odasında ölü bulundu. Özel bir hastanede 8 yıldır hemşire olarak çalışan Pınar Demirel iddiaya göre halsiz olduğunu belirterek hastanedeki odasına geçti. Uzun süre haber alamayan çalışma arkadaşları odaya girdiğinde onu kanepenin üzerinde hareketsiz buldu. Öldüğü anlaşılan Pınar Demirel'in otopsisi sonucunda kolunda şırınga izinin bulunduğu belirtildi. Ailesi ve arkadaşları genç hemşirenin bir sorun olmadığını, aldığı aşırı doz ilaçtan zehirlenmiş olabileceğini ifade ederken, kesin ölüm nedeni adli tıpta yapılacak çalışma sonrası belli olacak.
Ve yasak aşk aldattığı eşi eve gelince sevgilisinin ölümüyle son buldu. Dere kenarında bulunan esrarengiz cesedin sırrı detaylı incelemeler sonucunda gün yüzüne çıktı. Elazığ'da geçtiğimiz günlerde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğini belirleyen polis araştırmasını genişletti ve şahsın bir binadan düştükten sonra öldüğünü, daha sonra da cesedin sürüklenerek dere kenarına getirildiğini belirledi. Sırada cesedi kimin sürüklediği vardı. Apartman sakinleri sorguya alındı. Polis 28 yaşındaki evli kadından şüphelendi. Gözaltına alınan genç kadından şok eden itiraflar geldi. Eşi evde yokken sevgilisini eve aldığını ve kocasının gelmesi üzerine sevgilisinin panikleyerek saklanmak için pencereye çıkması sonucu düşerek öldüğünü söyleyen kadın, olayın ortaya çıkmaması içinse aşağı inerek ölen sevgilisinin cesedini dereye kadar sürükleyip bıraktığını itiraf etti. Dehşet olayın ardından yasak aşk yaşayan kadın, sevgilisinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde ölü sayısı artarken sarsıntı anının farklı görüntüleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen ve Pakistan'la Hindistan'ı da etkileyen 7.6 şiddetindeki depremde ölenlerin sayısı giderek artıyor. Korkunç sarsıntıda hayatını kaybedenlerin sayısı ikinci günde 350'ye ulaştı. Dehşet veren sarsıntının bir görüntüsü de Pakistan'ın kuzeyindeki bir kentin güvenlik kamerasına yansıdı. Binalar ve duvarların yerle bir olduğu görüntülerden anlaşılabiliyor. Bazı insanların yıkılan duvarların altında kaldığı, şanslı olanların ise korkuyla kaçıştığı görülüyor. Mardin'de yağış felakete yol açtı. Yaşanan su taşkınında araçlar sürüklendi. Bir tır sürücüsü hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde DSİ kanalı taştı. Taşan su İpek yoluna vurdu. Bir tır ve hafif ticari araç suda sürüklendi. Devrilen tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Devrilen tır sürücüsü yaşamını yitirdi. Hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Rusya'da 5 yaşındaki bir kız yürüyen merdivenlerde oyun oynarken kendini plastik raylara kaptırıp 2 kat aşağı düştü. İşte hafif sıyrıklarla atlatılan o anlar. Rusya'daki bir alışveriş merkezinde bulunan yürüyen merdivenle oynayan 5 yaşındaki kız, teyzesi telefonla konuştuğu sırada yürüyen merdivenin yanındaki plastik raya kendini kaptırdı. Onu son anda fark eden teyzesi kurtarmak için hamle yaptı ama başarılı olamadı. Teyzesinin ellerinden kayıp giderek 2 kat aşağı düştü küçük kız. Baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan kız kazayı neyse ki kesikler ve morluklarla atlattı. Tayland'da yaşayanlar Buda'ya saygısını göstermek için binlerce dilek balonunu gökyüzüne bıraktı. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen turistler akın etti. Tayland'da her yıl Ekim ayında olduğu gibi bu yılda gökyüzü binlerce balonla aydınlandı. Efsaneye göre Budizm'in kurucusu olan Buta, ay takvimine göre 11. ayın 15. günü cennetten yeryüzüne inerek annesini ziyarete gitti. Bu sırada Naga olarak anılan dev yılan Buta'ya saygısını göstermek için ateş topları yaparak gökyüzüne fırlattı. İşte tüm bu olayın anısını korumak için binlerce Budist gündüz dua ettikten sonra gece de tapınak ve nehir kenarlarından dilek balonlarını havaya bırakıyor. Bu şöleni izlemek için turistler de Nongkai şehrine akın ediyor. Uludağ'ın oteller bölgesine sezonun ilk karı düştü. Kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun yağışlar beraberinde yılın ilk karını getirdi. Uludağ Oteller bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 2 santimetre olarak ölçüldü. Meteoroloji yetkilileri gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğünü açıkladı. Yağan kar aynı gün içinde eridi.
Osman Gazi Belediyesi ilçede faaliyet gösteren 50 spor kulübüne malzeme yardımında bulundu. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, amatör spor kulüplerinin girişimine katkı sağlamak adına ilçedeki 50 spor kulübüne eşofman ve futbol topu dağıttı. Amatör sporcuya yapmış olduğu desteklerle birbirine daha birlikteyiz. Her yıl zaten göreve geldiği günden beri çok değerli belediye başkanı Mustafa Dündar Bey, amatör sporun ve sporcunun yanında ve desteklerini hızla sürdürüyor. Başkan Dündar, Osman Gazi Belediyesi olarak 2009 yılından itibaren Osman Gazi'ye 20 yeni spor tesisi kazandırdıklarını söyledi. Biz Osman Gazi'nin her kesimine, her mahallesine ve her kişisine ulaşıyoruz. Okullarda varız, camilerde varız, sağlıkta varız, eğitimde, sporda, her tarafta bize gelen talepleri gücümüzün yettiği oranda karşılamaya çalışıyoruz. Tarihi biraz sahip çıktığımız gibi şehrimize sahip çıkıyoruz. Bursa sporlu futbolcular haftalık antrenmanlarını bu kez Timsah Arena'ya taşıdı. Bursa sporlu futbolcular Timsah Arena'da. Futbolcular ve teknik ekip ilk antrenmanlarını yaptılar. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibine ilk ziyareti ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yaptı. Bu desteğinden ve zaten kendisi her zaman bizim yanımızda olduğunu ifade ediyor, ortaya da koyuyor. Ben hem bugüne kadarki desteklerinden hem de statla alakalı uğraşlarından ve mücadelesinden dolayı kendisine ve beraberinde çalışan arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir alkış istiyorum sizden. Stat'taki son hazırlıklarla da ilgilenen Altepe bilgi verdi. Her zaman için dediğimiz gibi sizler bizim için önemlisiniz. Bursa büyük bir şehir. Bu şehrin takımında oynamak ve özellikle bu şehri başarıya koşturmak için uğraşıyorsunuz. Bu konuda dediğimiz gibi gerçekten de güzel gelişmeler var. Takımımızı destekliyoruz ve özellikle günden güne de iyileşiyor takımımız. Büyük oranda yenilenen takımımızla birlikte inşallah bu sezon her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Bugünün öne çıkan gelişmeleri böyleydi efendim. Mutlu bir akşam geçirmenizle ile. Hoşça kalın.